Mesela böyle tek elinizle yarım kazık, tam kazık yapabilirsiniz. Selam, ben Barış. Bugün arkadaşlar ip bağlama ve düğüm tekniklerini göstereceğiz. Dağcılıkta, spor tırmanışta ve birçok alanda kullandığımız 4 düğümü göstereceğiz bu videoda. Sonrasında işte böyle böyle yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi bu videoda neden hepsini birden göstermediğimizi şöyle söyleyeyim. Biz öğrenmenizi istiyoruz. Hani izleyip geçmemeniz için 4 tanesini şimdi göstereceğiz. 4 tanesini sonra göstereceğiz ya da geriye kalan zaten 8 tane mi 10 tane mi ne çok sık kullanılan düğümler. Gerisinde bir sonraki videoda göstereceğiz. Bu yardımcı ip 6 milimden 8 milime kadar. İçi şöyle şeyini göstereyim, bakın kestikten sonra ipin ucunu yakmanız gerekiyor. Çünkü bu dış kılıfı çıkabiliyor. İçinde de bunu zaten çekirdek dediğimiz 7, 8, 5 kaçlıysa artık o şekilde oluyor. Bu yardımcı ipimiz. Bu da ana ip. 10 milimin üstünde aynı şekilde bunu da kestikten sonra böyle yakıyoruz. Çünkü dediğim gibi kılıfının çıkmaması gerekiyor. Bu da 10 milim kalınlığında ana ip. Bunun da yaklaşık çekeri 4-5 ton. Düğümleri bunun üstünde bağladıkça bunun üstünde göstereceğim size nasıl olduğunu. Birinci düğümümüz kapalı sekizli. Kapalı sekizli nasıl yapılıyor? Sabit bir düğüm. Hani genelde karabinaya vesaire gibi yerlere girmeye yarıyor. Şimdi bak şöyle ipimizi şöyle aldım. Bak. Şöyle aldım. Tamam mı? Şimdi bunu şöyle alıyorum elimle. Şu şekilde şuraya getiriyorum. Bakın şimdi 8 olacak. Bak bir böyle katladım. Sonra şöyle katladım ipi. Şurası bozulmasın. Tam görünsün diye yavaş yapıyorum. Şimdi bunu da buradan geçiriyorum bak. Şuradan aldım. Şuradan şöyle geçirdim. Şunu. Bakın şimdi. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu böyle olmaz. Şimdi bu alttakini çektim. Şimdi şunu da şuraya geçiriyorum. Şunu. Bunu da şöyle çekiyorum. Bakın tam bir sekizli oldu. Sekiz şekli oldu. Şimdi bunu şöyle takıyorum. Bunu kilitli karabine düşünün. Taktım bunu buraya. Tabii şurası biraz uzun oldu. Şurası tam uzunluğunda, ipin kalınlığı kadar olması lazım. Yani 10 milimse 10 santim, biraz daha fazla yapmışız, daha şey. Şimdi bunu da şöyle bir tane düğüm atıyorsunuz buraya da. Şu şekilde normal bir düğüm atabilirsiniz. Bu da bunun buradan tekrardan çıkmasını engelliyor. Buna ipin dedik yani 4-5 ton çekiyor diye. Bu düğümde yani ipin çekeriyle düğüm arasında fark var. Bu düğümün de testleri falan yapılmış. Şokta 700 kilogramın üstünde çekeri var şu düğümün. Diğer düğümler hani 700 kilonun üstüne çıktığında açılmaya başlıyor düğüm otomatikman. Şimdi buna ne kadar asılırsanız asılın mümkün değil. Yani ben 65 kiloyum, bunu mümkün değil açamam. Şu şekilde hiçbir şekilde açılmaz yani ve bu beni sağlam tutar. Çözünmesini de göstereyim. Mesela iyice bir oturtayım şöyle düğümü mesela. Bu düğüm tekniklerinin amacı zaten ipin çok rahat çözülüyor olması arkadaşlar. Şimdi bak düğümü kilitledik. Yükü verdim. Nereden baksan 30-40 kilo vermişimdir buna. Şimdi bunun çözülmesi çok basit. Şimdi bak zaten burası şey olmuş. Şurayı bir düşürüyorsun. Sonra şurayı düşürüyorsunuz. Bak gördün mü? Buna kör düğüm atmış olsaydık bu düğüm mümkün değil çözemezdik. Çözerdik de hani çok zorlanırdık. Önemli olan çok basit, hızlı çözülüyor olması gerekiyor. Şimdi bir daha göstereyim sekizli. Sonra diğerlerine geçelim. İpimizi şöyle ikiye katladık arkadaşlar. Ondan sonra şöyle alıyorum. Şuradan tuttum. Şuraya attım bak. Bak sekizin bir başı çıktı. Bir halkası çıktı. Sonra şunu şu şekilde arkasından bu tarafa geçirdim. Geçirdim. Şuradan içine. İçine soktum, çektim. Ondan sonra şunu kapattım. Bakın şimdi biraz da düğümün şeklini düzeltelim. Şu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki niye düğümün şekline çok takıntı yaptın ki? Bunu niye bu kadar düzgün yapmak zorundayız ki? Diyebilirsiniz. Bunu bu kadar düzgün yapmamızın sebebi eğer ki yamuk yumuk yaparsak hani hepsi birbirinin üstünden geçer veya şu şekilde düzgün bir şekilde olmazsa buna yük bindikten sonra çözülmesi çok zor oluyor. Kör düğüm gibi bir şey oluyor. Yani teknik bir düğüm atayım derken yanlışlıkla çözülmeyecek bir düğüm haline getirmiş oluyorsunuz. O daha kötü oluyor. Bunun adı kapalı sekizli. Şimdi arkadaşlar ikinci düğümümüze geldik.
Bu düğüm açık sekizli. Kapalının açığı. Şu şekilde bak. Şöyle doladım. Aynısı ya. Kapalının açığı bak. Gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Sekizi görüyorsunuz. Şimdi bunu ne için kullanıyorsun? Şimdi karabina yok. Burada bir kum saati var. Ağaç var. Emniyet kemerine girerken. Şimdi emniyet kemerimiz yok. Şimdi getirdim. Buradan mesela bir ağaca bağlıyoruz işte. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuranın ne kadar olması istediğini ayarlıyorum. Bu kadar olacak dedim. Şimdi bunun şu boşta kısa kalan ipini şuradan gelen ipi takip edeceğiz. Onu şu şekilde şuradan takıyorum. Bir kere çekiyorum. Heh. Şimdi bak. Şimdi bu ip nereye gelmiş? Şuraya gelmiş. O zaman ben de oraya gidiyorum. Şimdi ne yapmış? Dönmüş. Ben de dönüyorum. Ne yapmış? İçinden girmiş. Şöyle giriyoruz. Ondan sonra nereye gitmiş bu ip? Arkasından dolaşmış. Sonra nereye gelmiş? Şuradan şuraya. Şuradan girmiş, dışarı çıkmış. Bakın. Sekizlinin aynısı. Açıktan kapalı ve sabit bir yere yaptım. Çiliyor. Şimdi bir daha göstereyim bunu. Tamam bak, şuradan tuttum. Şuradan tuttum. Şöyle bir kere geçirdim şu tarafına. İpin şu tarafına geçirdim. Sonra geri bu tarafına aldım. Bak. Şu şekilde aldım. Bak, sekizli işaretini görüyorsunuz. Sonra bunu ucunu şuradan geri geçiriyorum. Hop aşağı indiriyorum. Şu şekilde sekizli işaretini elde etmiş oluyorum. Yani sekiz gibi, sekize benziyor. Sonra mesela bunu hani şuraya yapayım. Şimdi bak. Şöyle yapınca daha görünür gibi geldi bana. Şimdi bak şu ipin boş kısmını, şu gelen kısmın aynı yerinden girdiği, yani onu takip edeceğim. Onunla birlikte hareket edeceğim. Yani şu iple birlikte hareket edeceğim. Şimdi buradan girdim. Ne yaptım? Bu tarafa dönmem gerekiyor. Bak, bu tarafa döndüm. Şimdi ne yapıyorum? Şuraya çıkmam gerekiyor. Bak. Şu tarafa çıktım. Şimdi nereye? Bu tarafa dönmem gerekiyor. Bu tarafa döndüm. Şimdi ne tarafa gitmem gerekiyor? Şuradan içeri girmem gerekiyor. Şimdi işte şöyle. Hı. Şimdi girdim bak. Yine şekli bozuk. Yani bu sekizliği çekersem gördüğüm gibi kilitlenme ihtimali çok. Şimdi bu şunu aşağı indiriyorum. Bak. Şunu da bu tarafa indiriyorum. Bunu da buradan çekiyorum. Şunu da şuradan. Hop. Gördüğünüz gibi tertemiz böyle kitap gibi sekizli. Ondan sonra şunu da isterseniz şuradan şöyle bir kere yapıp şu şekilde düğüm atarak, tabii burası biraz uzun olmuş ama yine de iyi. Şurayı da şöyle yaptıktan sonra bu düğüm artık 700 kiloya kadar çeker. Şok olarak zaten 700 kiloyu, yani bir insan 700 kiloda bir insan yok. 700 kiloda bir işimiz de yok. Bunun kilo hesapları da şeyden dolayı oluyor. Hani dağ tırmanışı ya da duvar tırmanışı yaparken bir anda düşme riskiniz oluyor. Eliniz kayıyor, ayağınız kayıyor. Hani zaten bu emniyet için var ip. Düşüyorsunuz. Düşme ivmesiyle kilonuz zaten düştüğünüz mesafe kadar çarpılıyor. O da kilonuzu tabii ki katlıyor. Üçüncü düğümümüze geldik. Üçüncü düğümümüz yine sabit bir düğüm olsun. Bunun adı tam kazık düğümü. Şimdi bu nasıl atılıyor? Bakın. Yaklaş abi. Bak şimdi. Şunu şöyle aldım yine. Şöyle yapıyorum, tamam mı? Şöyle yapıyorum. Bunu da aynı şekilde yine bak. Bunu şöyle yapmıştım ya. Şöyle yapmıştım. Bunu da aynı şekilde böyle yapıyorum. Bu şekilde. Bunu içine takıyorum. Bak şöyle birbirine geçiriyorum. Ama sonraki yaptığım arkada kalacak. Şu şekilde bak. Geçirdim. Şimdi getirdim karabinama. Taktım. Şimdi şöyle bak, düğümün sıkışmasına bak. Düğüm sıkıştı. Şimdi bu sabit bir düğüm dedik ya arkadaşlar. Bak o tarafını bıraktım, bağlamadım da. Çekiyorum. Hop. Şimdi geldik. O kadar yük verdik. Bu nasıl çözülecek? Şöyle birazcık oynatıyorsun abi. Bak, bak. Çözüldü gitti. Gördün mü?
kazdı, bu yarım kazık. Bu hareketli bir düğüm. Aynı şekilde tam kazığın aynısını yapıyorum bak. Aynısını yaptım. Hiçbir farkı yok. Tam kazığı şöyle yapıyorduk ya, bunu öyle yapmıyoruz. Bunu kitap katlar gibi şöyle katlıyoruz bak. Kitap gibi katlıyorum aynı şeyi. Katladım, getirdim yerine taktım. Düğümü yerine oturttum. Bakın şimdi. Ha. Şimdi düğüm de yerinde. Bak şimdi abi. Şimdi düğümün hareketini gösteririz. Bak. Şimdi bak, bunu asılıyorum arkadaşlar. Bak geliyor. Tamam mı? Asılınca geliyor. Niye? Çünkü zaten sabit bir düğüm değil. Hareketli bir düğüm. Şimdi bunu tutuyorum buradan. Bak şu iki parmağımla tutuyorum. Bunu asılıyorum. Bak gelmiyor. İki parmağımla kendimi tutabiliyorum. Bu düğümün özelliği bu. Biraz bırakıyorum, hop geliyor. Yani tamamen bırakmanıza da gerek yok. O şekilde denemek için. Bir daha göstereyim. Hatta bunu dur küçükte göstereyim. Biraz daha şey oluyor. Şimdi gelin. Aynı şekilde şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Kitap gibi. Yani arkasına kapatırsam tam kazık. Kitap gibi şöyle katladım. Getirdim buraya taktım. Bak. Şekli şu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düğümler bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Tabii kendinizi eğer öğrenmek istiyorsanız öyle izleyip de geçebilirsiniz. Öğrenmek istiyorsanız kendinizi yavaş yavaş geliştirebilirsiniz. Şöyle bir 2 metre yardımcı ip alırsanız bütün düğümleri, yani benim göstereceğim veya başka yerden öğrendiğiniz düğümleri çalışabilirsiniz. Çalışmayınca bazen unutulabiliyor. O yüzden ara ara yapın. Yani illa dağ tırmanışı, spor tırmanışı yapmanıza gerek yok. Doğayı seviyorsanız illaki bir yerde işinize yarıyor. O yüzden düğümleri öğrenmenizde fayda var. Çünkü bir şey bağlamanız gerekiyor ya da bir şey sabitlemeniz gerekiyor. Mesela böyle tek elinizle yarım kazık, tam kazık yapabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Doğada bir gün ipleniş falan yaparız ya. Yani. Değil mi? Hadi görüşürüz.